Biz Samsun'dan Çorum'a gidiyorduk. Çorum'da bir miting vardı. 7 Haziran sürecinde işte Figen Yüksekdağ'ın da geldiği bir mitingdi. Oraya giderken yolda bir tesiste durmuştuk işte. Hevel 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 gel bir fotoğraf çekelim demişti. İşte sonra paylaşmıştı o da Instagram'da. Hevellerin gülü diye. İşte ben Ali Ezgi birlikte bir fotoğraf çekmiştik. Çalışmaları Ezgi o zaman şey yapıyordu. Çorum mitingine hadi gidelim diye şey yapıyordu. Biz de o zaman o çalışmalar içerisindeydik. Ezgi çok aşkla çalışıyordu o dönem. Farklı farklı köylere giderdik. Farklı farklı yerlere giderdik. Ezgi hep öncülük ederdi bize. Aydan'la üniversite yıllarında 2013'ün sonlarında 2014 gibi tanıştık. O zaman 7 Haziran'a giden süreçte. O süreçte Aydan'la işte ben orada üniversite okuyordum. Sokaklarda tanıştık, alanlarda tanıştık. Yani barikatların ardında tanıştık da diyebilirim. Aydan çok gülen biriydi. Çok gülerdi. Mücadele içerisinde sürekli gülerdi yani. Onu bir polisle atışırken de gülerken görürdük. İşte pankart hazırlarken de gülerken görürdük. Ben Aydan'dan bahsederken hani arkadaşlarımla falanla bu konuda konuştuğumuz zaman tüylerim diken diken olur. Çünkü hep hatırlarım Aydan'ı. Aydan orada herkesin tanıdığı biriydi. Hani oradaki denizci mücadele içerisinde görünen yüzü, işte farklı farklı stillerde saçı, en son kızıldı saçları. Aydan'ın hiç unutmadığım bir şey var. Biz partinin mutfağında olmayalım derdi. Öncüsü olalım derdi sürekli. Samsun'da hiç olmamış şeyler de yaptı. LGBT mücadelesi üzerine Aydan'ın çalışmaları mesela Samsun'da ilk gibi bir şeydi. Ya ben öncesinde hatırlamıyorum, yoktum orada. Ama orada hani onur yürüyüşü gibi çalışmalar işte o süreçte LGBT mücadelesi üzerine hani insanların kendi içerisindeki mücadeleye de çok dokunan biriydi. Herhangi bir faşist müdahalede en öne atlardı. Yani o şeye girerdi direkt yani birebir mücadele içerisinde birebir temasa girerdi sürekli. Suruç'a gitme sürecinde bahsetmişti bize de bir çalışmadan bahsetmişti. Suruç'a gideceklerini ve Suruç'tan sonra Kobani'ye gideceklerini. Ve burada oradaki Kobani'nin inşa sürecinde bizim de bir payımız olsun tarzında bir şey söyleme olmuştu. Bizim de bir katkımız olsun. Hani nasıl bir katkı yapacağız diye sormuştum ben. Yani ne yapabiliriz biz? Şu an orada bir savaş var. Orada bir mücadele var. O da işte oradaki çocuklarla konuşuruz demişti mesela. Çok hoşuma gitmişti. Çocuklarla konuşmak için yani gideceğiz diye. Birbirimize sıkı sıkı sarılmıştık o zaman. İşte yoldaşım belki görüşemeyiz daha sonra diye. Ben onu şey olarak düşünmemiştim ama. Aydan'ın işte şehit olacağını düşünmemiştim. Üniversitenin bittiği süreçte o dönem. Bizim de yaz okulları falan vardı. Hani gideceğiz işte 3 ay görüşemeyeceğiz diye düşünmüştüm. Yok yoldaşım görüşürüz demiştim. Yani 2-3 ay sonra zaten bir araya geleceğiz yine. Ama görüşemedik. Suruç'ta, hani 20 Temmuz'da Suruç'ta yapılan katliam aslında bir sürecin bir parçasıydı. Savaş sürecinin bir parçasıydı. Ama çok kötü bir parçası. Çünkü Aydan orada bu savaş sürecinde bir yani karşı tarafta işte savaştığı bir kişi değildi. Mesela IŞİD için söylüyorum. Aydan IŞİD'le savaşmıyordu o noktada. Ya da işte nasıl söyleyeyim? Burada savaşta iki taraf olur. İki taraf da birbirlerine aynı şekilde şiddetle cevap verirler. Ama Aydan orada bir şiddetin olduğu bir taraf değildi. İnşanın olduğu taraftaydı Aydan. Suruç'a bakarsak Suruç da inşanın olduğu taraftaydı. Bir hani savaşı sonlandırmaya yönelik bir girişimdi. Bu tıpkı hani o süreçte işte 7 Haziran sürecindeki seçim çalışmalarına da bakarsak işte öncesinde Diyarbakır'da bir katliam girişimi oldu. Orada da 5 kişi sanırım şehit olmuştu. Sonrasında Suruç, ondan sonra da Ankara patlaması, onunla o süreçte işte Gaziantep'te düğün bombalaması. Bunlar hepsi savaşın birer parçasıydı ve savaşı farklı yerlere götürme çabasıydı. Şimdi bizler ne için çalışıyorduk? Savaşın bitmesi için çalışan insanlardık. Savaş bitsin istiyoruz. Yani biz burada bizi dahil etmeye çalıştılar kirli savaşlarına ve bu şekilde bombalarla
üzerimize geldiler. Aslında Suruç'ta da saldırı buna oldu. Saldırı orada savaşın sonlanması girişimlerine olmuştu. Orada bir inşa vardı. Bu inşada işte yeni bir hayat kurulacak. İşte şehirler yerle bir edilmiş ama bu yerle bir edilen şehirlere destek olan bir insanlar var. Oradaki gençler orada 30 kişi, 33 kişi bunun için oradaydılar. Bu tamamen onlara, bu iradeye yönelik bir saldırıydı. Sonrasında da şunu görüyoruz, daha da körüklendi savaş bu süreçten sonra. Çünkü bunlarla körüklediler. Yani bizi katlederek, bizleri öldürerek. Aydan'la tanışmamız eylem alanında oldu. Üniversitedeki bir eylem alanında oldu. Çok fazla aktifti. Çok enerjik bir insandı. Yetişemiyorduk enerjikliğine. O derece bir enerjikliği vardı. Biz bir yeryüzü sofrası yapmıştık. Batı Park diye bir alanda. Burada halay çekildi. Halay çekildi esnasında ben oturuyordum. Ezgi geldi, ısrarla beni halaya davet etti. İlla gel halayı çekelim, çekelim. Ben de daha o zaman Suruç'a gidileceğinden haberim yoktu benim. Halayı çekelim, halayı çekelim. Ben oturuyorum falan dedim. Israrla halayı çekeceğiz dedi. Tamam dedim. Geçtik halayın başına aldı. Çekmeye başladı. Marşlar eşliğinde, şarkılar eşliğinde halayı çektik. Burada da biraz bahsettik. Kobani sürecini tartıştık. Ne olacak, ne bitecek. Halaydan sonrasında bahsetmeye başladı. İşte biz gideceğiz, bizim böyle bir organizasyonumuz var. Hayatımda gördüğüm en samimi insanlardan biriydi. Mücadeleye olan samimiyetinden bahsediyorum. Bu ciddi anlamda bende bir etki yaratmıştı. Çünkü Ezgi'nin eylem alanını bir organize etme kişiliği de vardı. Yani herhangi bir eylemde bir faşist saldırı gerçekleştiğinde ortalığı toplayan, bizleri bir arada tutan bir kişiliği vardı. Yüksek bir sesi de vardı. Bu ses tonunun yüksekliği de aynı zamanda bizi de bir araya toplama esnasında etkileyebiliyordu. Oradaki savaşı önlemeye, aynı zamanda barışı inşa etmeye yönelik bir çalışma yapılmıştı. Tabii ki bu Suruç'un bizde bıraktığı en büyük etki de çocuklara karşı yapılmış olmasıydı. Çocuklar için oyuncak götürülecek olmalarıydı. Ezgi'nin dışında Alican vardı. Samsun'dan gene şehit olan arkadaşımız. Alican'la ilgili de bizim anılarımız var. Gene Suruç'a gitmeden önce biz Çiftlik Caddesi'nde bir eylem yapmıştık. Faşist saldırı gerçekleşmişti. Ben faşistin üzerine doğru yürürken Alican beni tutmaya çalışıyordu. Tabii o zaman Alican'la çok fazla bizim yani iletişimimiz yoktu. Sadece hani biz hep birbirimizi tanırdık ama mücadele alanında birbirimizi desteklemeye çalışırdık. Alican beni tutmaya çalışırken tutamıyordu. Biraz boyu da kısaydı. Ben de ona göre iriydim. Sonrasında Facebook'tan beni eklemişti. Oradan mesaj göndermişti. Hatta Ali yoldaşım ben tutamadım seni. Lütfen öyle bir durum olduğunda beni de gör diye bir mesaj göndermişti. Oradan biraz muhabbet etmiştik Alican'la. Sonrasında Ezgi'nin de olduğu bir, Alican'ın da olduğu bir ortamda bir araya geldiğimizde Ezgi demişti artık bundan sonra bir faşist saldırı olursa Ali'nin yanında ben olayım, ben onu tutabilirim, ben de onun gibi iriyim demişti. Suruç katliamının bence en temel sebeplerinden bir tanesi Rojava halkının, Kürt halkının Türkiye halklarıyla buluşmasını engellemeye yönelik bir saldırıdır. Buradaki gençler katledildikten sonra Urfa'da bir annenin bir söylemi var. Çok fazla etkilemişti beni. Biz ölmeye alışkınız demişti. Biz Kürtler ölmeye alışkınız. Bizim çocuklarımız sürekli ölüyor. Ama bunlar Türkiye'den geldiler bu gençler. Bunların aileleri alışkın değildir diye bir söylemi vardı. Çok fazla etkilenmiştim. Bu aslında çoğu şeyin özetiydi. Bu Türkiye halklarının ve Kürdistan halkının buluşmasını engelleyebilecek çok önemli bir katliamdır. Bizim tarihimizde yer alması gereken, mücadele tarihimizde yer alması gereken çok önemli bir meseledir. Bu mesele sadece bir katliamdan ibaret değildir. Yani 33 gencimizin ölümünden ibaret değildir. Bundan çok fazla mesaj çıkarmamız gerekiyor. Sadece IŞİD'in eliyle gerçekleşmiş bir olay olmadığını da hepimiz biliyoruz. Burada çok fazla ortak var, bu katliamın çok fazla ortağı var.
Bunlar bir araya gelerek bu katliamı gerçekleştirdiler ve bize bir mesaj verdiler aslında. O süreçte seçim süreci vardı. Yine iktidarın kaybetmek üzere olduğu bir seçim dönemine geliyorduk ve bu seçim döneminden hemen sonra bu katliamların olması da zaten katliamı gerçekleştiren ortaklardan birinin de yine iktidar olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyordu diye düşünüyorum.